Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Çok değerli kardeşlerim, Lemaları kitabını takip ediyoruz. 13. Lema'nın 7. işaretine geldik. 13. lema üstünde çok durduk. Mukaddimeleriyle beraber ele aldık. Çünkü burası şeytandan Allah'a istiaze ve onun hikmetleri. Baba sülbünden rahmi madire düşeceğimiz anda bile şeytan bize o damlaya musallat olmak ister. Ondan son nefesimizi vereceğimiz ana kadar 24 saat şeytan ringdeki iki boksör gibi bizim açığımızı bulup bizi iman evimizden vurmak ister. Onun için bu 13. lema bu yönleriyle çok önemli. Şeytan hangi noktalarıyla desise atarak bozuk fikirlerle, şüphelerle, tereddütlerle bizi vurmak istiyor. İşte özellikle bu noktalarıyla da mesele genişçe ifade edildiğinden bizim için hayati önem taşıyor. İmanımızı muhafaza etme, imanla kabre gitme açısından çok ama çok önem taşıdığı için üstünde ısrarla duruyoruz. Her işaret bir kitaplık mevzuyu ifade ediyor. Ama Üstad Hazretleri özetle anlatmış, şerhini gelecek nesillere bırakmış veya başka sair dini kaynaklara havale etmiş. Ve bu mevzular tarafımızdan iyice bellenilmesi ve bu ölçülere göre yaşanılması gerekmektedir. Bugün inşallah 7. işarete başlayacağız. Arkadan dua da yapacağımız için belki bunu bitiremeyeceğiz. 7. işarette özetle Mutezile mezhebinin bazı yanlış fikirlerine temas ediyoruz. Mutezile'nin buradaki yanlış görüşleri Mutezile olduğu için anlatmıyor. Ben Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ım dediği halde ben imanlıyım iddiasında veya hakikaten imanı vardır bulunduğu halde bilemeden, farkında olmadan o sapık düşünceler bizde de olabilir. Yanlış ifadeler bizi dalalete götürecek veya küfre atacak. Yanlış ifadeler bizde de bulunabilir. Bu noktalarıyla meseleye yaklaşmak gerekiyor. Yoksa tarihin belli bir döneminde bir Mutezile mezhebi vardı. Şöyle şöyle yanlış fikirleri vardı. Zaten şimdi ben Mutezileyim diyen kimse de yok ortalıkta. Allah rahmet eylesin, onlar da zaten yok oldu gitti. O nazarla bakmamak gerekiyor. Tekrar ediyorum, buradaki fikirler ben Müslümanım, Ehl-i Sünnetim dediği halde böyle düşünen pek çok insan olabilir. Yani düşüncede Mutezile, itikatta Mutezile mezhebinin yanlışlarını anlatıyor ve tenkit ederek sakın ha siz de böyle düşünmeyin, böyle inanmayın. Aman ha sırat-ı müstakiminizi, imanda müstakim halinizi devam ettirin manasında bu 7. işarette anlatılmak istenen ana mesele özü itibariyle budur. Önce şöyle bir taksimatla başlamak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde elbette mezhep yoktu. Kur'an nazil oluyordu. Kur'an'ı anlamakta zorlandığı yer varsa sahabe-i kiramın, Efendimiz Aleyhisselam kavilleriyle ve fiilleriyle o Kur'an'ı şerh ediyordu. Ve sahabe-i kiramın aklına, içine hangi şüphe, hangi soru gelirse Efendimiz Aleyhisselam cevaplıyordu. Onun için böyle bir mezhep yoktu. Ancak Efendimiz Aleyhisselam öbür aleme irtihal ettikten sonra, Kur'an-ı Kerim ve sünnet tamamlandıktan sonra ileride bir anda İslam dünyasının da sayısı çoğaldı. Hazreti Ömer döneminde şu andaki Türkiye gibi 30 misli büyüklüğünde
sınırları olan bir İslam dünyası oldu. Bunların hepsi Kur'an'ın özüne vakıf değil, Kur'an mantığına nüfuz edememiş, sünnetin ruhunu kavrayamamış, işte duyabildiği kadarıyla biraz yarım yamalak din bilgileri içerisinde ama yanlış inanışlar, yanlış düşünceler ve bunların ortaya çıkarttığı bir kısım sorular, şüpheler, tereddütler olmuş ve ulema da bunları gidermek için Kur'an ve sünnet ölçüleri içerisinde onlara cevap vermeye çalışmışlar. Daha sonra işte bu dönemlerde farklı imamların görüşleri manasında mezhepler ortaya çıkmış. Mezhepler diye bir başlık koyun, altına bir çizgi çizin, ondan iki tane dıl çıkartın. Bu taksimatın önemli bir, fırkayı naciye olan mezhepler, yani ehl-i sünnet vel cemaat mezhepleri. İki, diğer dılın altında fırak-ı dalle olan mezhepler yazın. Fırkayı naciye olan mezheplerin altını çizin, ondan da iki ana nokta dıl aşağıya uzatın. Bir tanesi itikadi mezhepler, diğeri ise ameli mezhepler. İtikadi mezheplerin de altını çizin, iki tane dıl aşağıya çıkartın. Bir tanesi Maturidiye mezhebi, bir tanesi Eş'ariye mezhebi. Ameli mezheplerin de altını çizin ve ondan da dört tane dıl aşağıya çıkartın. Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhepleri olarak. Bunlar itikadi ve ameli mezhepler yönüyle fırkayı naciye mezheplerdir. Fırak-ı dalle mezheplere gelince bunların sayısı oldukça fazla. Ama altını çizip 7 veya 8 tane aşağıya dıl çıkartarak şunları söyleyebiliriz. Bir tanesi işte bugün üstünde yanlış fikirleriyle duracağımız Mutezile. İkinci olarak Cebriye ve sonra Mutezile'nin farklı bir versiyonu, fraksiyonu olan bazı noktalarıyla örtüştüğü bugünkü Suudi Arabistan'ın da resmi mezhebi olan haricilik, hariciler ve sonra İran Şiası. Şianın hepsi fırak-ı dalle değildir. İçinde Şia-i Muhlisa dediğimiz ehl-i sünnet vel cemaat olanlar da vardır. Ama genel manasıyla Şia'yı bazıları fırak-ı dalle içinde saymışlar. Kendi içinde ameli yönleri var ve farklı itikatta dereceleri, farklı fraksiyonları var. Ve fırak-ı dalle mezheplerden diğer bir tanesi Mürci'e, bir tanesi Müşebbihe, bir tanesi de Mücessime'dir. Hemen tabi'in döneminden itibaren az önce fırak-ı dalle içinde isimlendirdiğimiz o kelimeler, onların itikadi görüşleri fırak-ı dalle içinde ne ise hemen daha tabi'in döneminden itibaren bunlar ortaya çıkmaya başlamışlardır. Bunlar içerisinde en dikkat çeken ve akılcı mezhep diye ifade edilen, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle veya Efendimizin hadisleriyle akıl, tenakuz teşkil ederse aklı esas alan ve illa da akılla hareket eden, biraz rasyonalizm de diyebileceğimiz, aklı esas alan, nakli ikinci planda bırakan ana ekoldür Mutezile mezhebi. Ve İslam dünyasında itikat açısından sapıtmanın, sapık mezhep, sapık görüş olarak ilk ortaya çıkan mezhep de maalesef Mutezile mezhebidir. Aklın ışığında izah edip temellendirmeye çalışıyor akidemizi ve kelam ekolünün de içinde önemli bir yer teşkil ediyor. Mutezile, azil, azele kökünden azletmek, uzak tutmak, boşamak, kendinden atmak gibi lügat manası olan azil kökünden gelen mutezile, uzaklaşmak, ayrılmak, bırakıp bir tarafa çekilmek gibi manalara geliyor.
İ'tizal kökünden, iftial kalıbından gelen, üç harflisi azele kökünden gelen bir mezhep. Bunun müfredi mutezilidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu mutezile mezhebi manasında değil de lügat manasıyla mutezile kelimesi geçer. Mesela Duhan suresinde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kendisine baş kaldıranlara karşı söylediği bir söz içerisinde Duhan suresi 21. ayet ve in lem tu'minu ila fa'tezilun, eğer inanmıyorsanız benden ayrılın dedi Hazreti Musa Aleyhisselam. Fa'tezilun, ayrılabilirsiniz. İ'tizal, Hazreti Musa benden ayrılabilirsiniz dediği kimseler, burada mutezile kelimesi geçiyor. Mesela Meryem suresi 48. ayette İbrahim Aleyhisselam'ın sözü olarak geçer. Ve e'tezilüküm ve mâ ted'ûne min dûnillah, ben sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan ayrıldım. Hazreti İbrahim o devrin Nemrut'una, putlara tapanlara diyor ki ben sizin taptıklarınızdan ayrıldım. Ben size göre mutezileyim demek. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de güzel, müsbet bir manada i'tizal kelimesi geçiyor. Kehf suresinde de geçer 16. ayette. Ve izi i'tezaltumuhum ve ma ya'budune illallah. Madem ki onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk ettiniz. Eshab-ı Kehf'in o dönemdeki insanlarına söylemiş olduğu sözdür. Mu'tezile terk etme manasına da geliyor. Ve hemen hemen bu manaya yakın bir de Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresindeki 90. ayette geçiyor. فَاِنْ اِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَاَلْقَوْ اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا ayeti. Evet, lügat manasıyla i'tizalın Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini söyledim. Bu mutezile mezhebi manasında değil. Mutezile'nin ortaya çıkması hemen hemen tabi'in dönemine rast geliyor. Biliyorsunuz tabi'inin büyük alimlerinden meşhur, hem tasavvufta zirve, hem ilimde, tefsirde, kelamda zirve olan Hasan el-Basri Hazretleri. Tüm tarihi Hicri 110 tarihi. Hasan el-Basri bir gün talebelerine ders yapıyor. Ders yaparken de Basra Camisi'nde gerçekleşiyor bu. Ders verdiği sırada bir adam geliyor ve büyük günah işleyen bazıları tarafından kafir olarak vasıflandırıldığını, büyük günah işleyenlerin kafir olduğunu, yani etrafta böyle konuşulduğunu ve günahın imana zarar vermeyeceğini iddia eden bazıları tarafından ise tekfir edilmeyip mümin sayıldığına dair bir soru soruyor. Yani Basra toplumunda büyük günah işleyenler için kafir oldu diyenler de var. Yok canım, kafir olmadı, günah işledi, affa ihtimali var diye böyle görüşler var. Ya imam, sen buna ne dersin diye Hasan el-Basri Hazretlerine gelen adam soru soruyor. Hasan el-Basri cevabını vereceği zihninde tasarlarken Hasan el-Basri'nin talebelerinden bir tanesi olan meşhur adam bu, Vasıl bin Ata. Daha imam cevap vermemiş. Daha zihninde ne desem diye düşünüyor. Vasıl bin Ata ortaya atılıyor ve diyor ki büyük günah işleyenler dinden, imandan çıkarlar diyor. Kafir olurlar diyor. Ve daha ağır şeyler söylüyor. Belki Hasan el-Basri inandığı halde büyük günah işleyenlere münafık diyecekti. Belki de bunlar günahkar, tövbeye açık insanlar diyecekti. Fakat Vasıl bin Ata böyle der demez, hemen daha imamın, Hasan el-Basri'nin de ne dediğini beklemeden
hemen orasını terk ediyor. Belki imamın daha önce anlattıklarıyla da o görüşlerini bildiği için ayrılıyor ve Hasan el Basri'den ayrıldığı için ayrı bir grup kurdu sonra. Aynı Basra camisinin içinde bir başka yerde başka bir talebe halkası meydana getirdi. İsrarla günah-ı kebire işleyenin kafir olacağı iddiasında bulundu. İmanla büyük günah işleme telif edilemez. Ve işte Hasan el Basri'den, o günkü ana gövdeydi Hasan el Basri ve anlattıkları Ehl-i Sünnet vel Cemaat dediğimiz zümreyi temsil ediyordu. Vasıl ondan ayrıldığı için Hasan el Basri, vasıl bizden ayrıldı manasında kad i'tezele enne vasıl, vasıl bizden ayrıldı dedi. Ve böylece Hasan el Basri'den ayrılanlar manasında onlara Mutezile dendi, aklı esas alan bir mezheptir. Bu Mutezile mezhebinde şimdi anlatacağım öne çıkan 10-15 tane sapık görüş var. Sapık derken cumhurun ana görüşü, ana gövdeden ayrılmış olan kimse bunlar. Ve bunların başında iki tanesi dikkat çekiyor. Üstad da zaten bu 7. nükteli işarette bu mevzuyu ele alacak. Maksadı Mutezile'yi anlatmak değil. Maksadı bu tip görüşlerin sapık olduğunu anlatmak ve öyle düşünenlere de kaynaklarımızdan cevap vermek için Üstad Hazretleri bu 7. işareti bu münasebetle kaydetmiştir. Vasıl bin Ata aktif bir insan, çok zeki bir adam. İlmi de var, oldukça etrafını genişletti ve yaygınlaştı. Ve öyle bir dönem geldi ki Ehl-i Sünnet imamlarının ilimde çok belki önüne geçti. Ve özellikle Abbasiler döneminde devletin resmi görüşü, resmi mezhebi olacak hale geldi. Abbasi devleti Mutezile'dir, devletin resmi mezhebi. Eskiden de bizde bizim nüfus cüzdanlarımızda dini İslam mezhebi Hanefi yazardı mesela. O zaman da devletin resmi mezhebi Mutezile. Ve Me'mun ve Mutasım daha sonra bunlar tamamen Mutezile'yi idealizm haline getirmişler ve daha da öte gitmişler. O dönemde Mutezile Engizisyonu derler buna. Bu tabiri ezberleyin. Mutezile dışında ne kadar alim varsa hepsini işkence etmişler. Dayaklardan geçirmişler, zindanlarda çürütmüşler ve bunların da en başında 1 milyon hadisin hafızı olan Ahmed İbni Hanbel geliyor. Gerçekten üzüntü verici bir tablodur bu. Ve Abbasiler döneminde, Me'mun döneminde Üstad Muhakematın 1. makalesinin 3. mukaddemesinde bir hususa daha dikkat çekiyor. Risaleleri risalelerle açmaya çalışıyoruz. 3. mukaddemede Me'mun döneminde Kırık-ı medeniyetinin yani İsrailiyatın din adına tahrif edilmiş bilgilerin Arapçaya tercüme edildiğinden ve böylece İslam içerisine pek çok eracifin girip İslam fikir adına, ahlak adına saffetini kaybettiği bir dönem olarak anlatıyor. Ve sonra Abbasiler bittikten sonra zamanla kendi şeyini kaybetse de fakat bu Mutezili görüşün ağırlığı hala günümüze kadar devam etmiştir. Mutezile mezhebinin ortaya çıkma ve güçlenmesini hazırlayan faktörler üstünde ayrıca müstakillen duramayacağım. Ama şu cümlemi tekrar ediyorum. Mutezile'nin hakim olduğu dönem akılcı, nakli esas alan veya nakil de olması lazım gelen kim varsa hepsini mihne altına almışlar. Mihne demek engizisyon demektir. O dönemde kılıçtan, hapisten, dayaktan geçirilmiş kimselerdir. Ve bunların en başında tekrar edeyim Ahmed İbni Hanbel gelmektedir.
O Kur'an mahluk değildir demiştir. El-Kur'anü leyse bi mahlukin. Mutezile mezhebine göre ise Kur'an mahluktu. İşte sırf bundan dolayı Ahmed İbni Hanbel'in hayatı hapishanelerde geçmiş, zindanlarda çürümüş ve gitmiştir. Zamanla işte bu zulümleri onları haksız hale getirmiş ve ayrıca bir de Maturidi ekolü ve bir de Eş'ari mezhepleri fikir bakımından daha parlak hale gelince inanç noktalarıyla işte bu iki faktör zamanla Mutezile mezhebinin de böyle bir icraat olarak, bir toplu hareket olarak sonunu getirmiş ve bunlar tarihten silinmiş gitmişlerdir. Ama Mutezile mezhebinin o sapık fikirleri, yani Kur'an'a, Ehl-i Sünnet'e ters olan fikirleri hala bugün yaşamaktadır. Beş tanesine dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi Mutezile'deki tevhid akidesi sapıklığı. Ne demek tevhid akidesi sapıklığı? Diyorlardı ki Allah birdir. Böylece Allah'ın sıfatlarını kabul etmiyorlar. Allah'ın sıfatlarını kabul edersek sanki tevhidden uzaklaşmışız gibi kendilerini görüyorlardı. Onun için selbi ve zati sıfatlar diye daha sonra taksim edilen zati sıfatlar vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetül havadis sadece bunlar içinde kıdem sıfatını sıfat olarak kabul ediyordu. Mutezile diğer sıfatları kabul etmiyordu. Bu bir küfrü gerektiriyor aslında. Çok tehlikeli iman noktasıyla. Yani biz şimdi tarihteki bir mezhebe karşı gelmek için konuşmuyoruz. Yanlış olan, itikadımızı sarsacak olan bu görüş üstünde duruyoruz. Ve Allah'ın selbi sıfatlarını da kabul etmiyorlar. Sanki öyle kabul edersek Allah'a şirk koşmuş oluruz zannediyorlardı. Birinci mesele bu. İkinci meseleye gelince diyorlardı ki hasaisi eşyayı Allah yaratmaz. Üstad biraz burada bunun üstünde duracak. Şerleri, hasis, adi şeyleri Allah yaratmaz diyorlardı. Mesela bağışlayın pirenin midesiyle. Allah pirenin midesiyle mi meşgul olur ya? Çünkü insanlarda şöyle bir anlayış vardır. Mesela vali gelip de caminin tuvaletini temizlemez. Koskoca vali. Valinin azametiyle caminin pisliğinin veya tuvalet pisliğinin temizlenmesi onun azametine leke getirir yani. İşte beşerin bu zaafından çıkış yaparak güya Allah da Allahu Ekber'dir. Öyleyse niye böyle bir Allah? Mesela ineğin bokunu yarasın. Bağışlayın beni. Bu misaller var. Mesela sineğin pisliğini ya Allah Subhanallah'tır. Böyle Allah pis işlerle, adi işlerle meşgul olmaz. Tevhid akidesine ters görüyor bunu. Tekrar edelim. Hasaisi eşyayı Allah yaratmaz. Tenzihi ilahi için Mutezile'nin ana görüşlerinden daha doğrusu sapık görüşlerinden bir tanesidir. Demek ki Allah'ın bu alemde yaratmadıkları da var ortaya çıkar. Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ısrarla Allahu Haliku külli şeyin buyuruyor. Her şeyi yaratan Allah'tır. Hatta Allah'a da şey denebilir demişler. Allah burada mütekellimdir. Mütekellim kendi konuştuğu kelamın dışındadır. Yani Allah'tan başka ne varsa şeydir. Ve her şeyi yaratan Allah'tır. Öyleyse pireyi de yaratan, onun midesini de yaratan, sivrisineği yaratan, onun gözünü de yaratan ve ne kadar pis, hakir şeyler varsa bunları yaratan da Allah'tır. Tabii bunun daha başka ilmi, akademik, kelam açısından cevapları var. Az sonra bunların üstünde duracağız. Yetmezse vaktimiz inşallah gelecek hafta duracağız. Mutezile'nin sapık görüşlerinden üçüncüsüne gelince günah-ı kebireyi işleyen bir insan kafir olur. Kafir olunca cennete gider. Kendi aralarında bir ihtilaf var. Cehenneme gitmez.
Günah-ı kebiri işleyen kafir olur ve cehenneme gider. Ana görüşleri bu. Bazıları da yine Mutezile içinde günah-ı kebiri işleyen kafir olur ama cehenneme gitmez, imanın var diyorsa, ama cennete de gitmez. Cennet ve cehennem arasında kalır. Araf diye bir yerde kalır. Bir de bu hususu iddia ediyorlar. Ayrıca bir de adalet kavramı üstünde belli fikirleri var. Yani adalet kavramı şu: insan tamamen hür iradesiyle yaşar. Kul kendi fiillerinin halikidir. Üstad burada bunun da üstünde duracak. Kul kendi fiillerinin halikidir. Mesela ben şöyle gözümü oynadım veya kibriğimi oynattım. Ya Allah azametiyle gelsin şimdi. Benim gözüyle mi meşgul olsun? Ben elimi böyle oynatıyorsam Allah bununla mı meşgul olsun? Tenzih-i ilahi ile bu hürriyet içerisinde kulu Allah hür yaratmıştır. Kulun fiillerini haşa Allah yaratmaz, kul kendi yaratır. Böylece kul mesuliyetten gider. Yani bu ayrı bir incelik. Sapıttığı noktalardan bir tanesi de budur. Ve bir de iki yer arasında bir yer, menzilettü beynel menzileteyn diye ifade edilen, yani büyük günah işleyen kimsenin imanla küfür arasında bir yerde kalacağı, ne mümin deriz ona ne kafir deriz ona, öbür alemde de ne cennete gider ne cehenneme gider. Bir de böyle bir düşünceleri var ve başka temel düşünceleri de var ve bunlar Mutezile mezhebinin görüşleridir. Günümüzde de ben Mutezile mezhebindenim demediği halde çok Mutezili olan insanlar vardır. Yer yer okuduğumuz zaman burasını sizler de bunu göreceksiniz. Üstad Hazretleri risalelerde Mutezile eğer ifratsa onun tefriti olan bir mezhep daha vardır, o da Cebriye. Mesela Mutezile der ki kul kendi fiilinin halikidir. İfrat bu, yanlış. E bir de bunun tam zıttı, çizgi altında kalan tefriti var. O da Cebriye mezhebi. O da kul Allah'ın yaratması karşısında rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Her şeyi Allah yaratır. Kulun hiçbir dehli yoktur. O zaman bu da kulu mesuliyetten çıkartıyor tabii ki. Ehl-i sünnet vel cemaat Cebriye'nin tefriti ile Mutezile'nin ifratını merc etmiş. İkisindeki hak taneyi almış. Mutezile'deki hak tane kul ister. Cebriye'deki hak tane Allah yaratır. Böylece kul ister irade-i cüz'iyesiyle Allah da yaratır deyip Ehl-i sünnet vel cemaat Mutezile ve Cebriye'yi burada barıştırmıştır. Ama barışmazlarsa ikisi de sapık fikirdir. Kendimizi kaderin önündeki, rüzgarın önündeki yaprak gibi görmek, ne yapalım her şey kaderde demek, kendimizi günahtan, mesuliyetten muaf tutmak. Üstad özellikle günümüzde Mutezile mezhebi, yani günümüzde çünkü laiklik sistemi akılcı bir sistemdir. Bugün beşeri sistemler akılcı sistemlerdir. Binaenaleyh akılcılığın, rasyonalizmin bu kadar zirvede olduğu bir dönemde eğer millet dinden kopmuyor, madem dinden uzaklaşmıyor, o zaman dinin bu yönünü alalım, akılcı yönünü alalım, Mutezile yönüne vurgu yapalım. Onun için Mutezile mezhebinin görüşleri günümüzdeki akılcı insanlar karşısında daha örtüşebiliyor ve daha tehlikeli hale gelebiliyor. Üstad Hazretleri bu Mutezile'nin yanlış görüşleri üstünde çok durmuş. Üstad Mutezile'nin aleyhinde konuşup duruyorken bütün Ehl-i Sünnet ve Cemaat uleması onların yanlışlıklarını anlatıp duruyorken erbabına lazım olacak olduğundan Risale-i Nur'larda Mutezile ile alakalı geçen kaynakları söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ikinci şuada geçiyor ve orada
kul kendi fiilinin halikidir gibi bir görüşe karşı zerreyi dahi. Mesela ben elimi şöyle yaptım. Bunu dahi yaratan Allah'tır. Zaten bu ayet. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Allah diyor ki sizi ve sizin fiillerinizi yaratan Allah'tır. Elimi böyle yapınca bu benim fiilimse bunu yaratan da Allah'tır. Ama Mutezile adalet anlayışını hürriyetle mecederek kul kendi fiilinin halikidir demesinin orada bir tenkidi var. 13. şuadaki mektuplar var. Üstadın en can alıcı seçtiği koyduğu mektuplar 13. şuadadır. Abbasileri din çizgisinden yani itikat yönüyle fırak-ı dalleye iten mutezili görüşler olduğunu orada üstad daha farklı tarihi bir boyutuyla anlatıyor. Oraya da bakmanızı tavsiye ederim. Bugün üstünde biraz durmak istediğim bir mesele var. Özellikle bu Mesnevi Nuriye'de Zeylül Hubab'da onun 17. İ'leminde İ'lem eyyühel aziz insanın zihnine bazen şöyle bir vesvese gelir. Der, sen de adi ve böcek gibi bir hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem de semavat ve arzı yedi kudretini alan Halik-i Zülcelal'e karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki seninle meşgul olsun? Sen hasis bir adamsın. Allah hasaisle meşgul olmaz. Bak bu mutezile fikri. Bu vesveseye karşı şöyle bir hakikati düşünmek lazımdır deyip burada meseleyi özetle ama bir kitap dolusu anlatmış. Bu kaynağı mutlaka okuyunuz. Bu rakamı fakir koydu. Zeylül Hubab'dan sayın eylemleri 17. eyleminde. Bu fakirin biliyorsunuz mesnevi dersleri var YouTube'da. Oradaki mesnevi derslerine rakam da koydum. 137 ders. 69. dersinde ve 115. dersinde bu mutezile ile alakalı bütün risale kültürünü toplayarak iki sohbet yapmışız. Oraya da bakabilirsiniz. Bir kaynak olarak söylemekte bir mahsur görmedim. Ayrıca Muhakematın 3. makalesinde burada çok ince bir cümle söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Üstad Hazretleri risalelerde 3 veya 4 yerde insan için hayvan tabirini kullanmıştır. Ya insana hayvan denemez. İnsanı Allah varlıkların en mükerremi olarak yaratmıştır. Ahsen-i takvime mazhardır. Ve lakad kerremne beni ademe ile serfirazdır. İnsan. Ama bir kafir için, zalim için Allah öyle insanlar için hayvan demiş. İkincisi annesine babasına asi olanlar için. Annesine babasına asi olanlara hayvan bozması veya insan bozması vahşi bir canavar hayvandır demiş. Ve bir de İşte bu üçüncü makalede, muhakematta diyor ki o mutezile hayvanları bilmezler mi ki? Üstad mutezileye o kadar hücum etmiş ki o görüşlerine hücum etmiş. Hasaisi Allah yaratmaz ne demek yani? Pisliklere Allah yaratmaz ne demek? Çirkinlere Allah yaratmaz ne demek? Şerlere Allah yaratmaz ne demek? Kul kendi fiilinin halikidir ne demek? İşte bunlara bakınca mutezile hayvanları demiş. Bu da ayrıca üstadın bakışı açısından değerlendirilmesi lazım gelen çok önemli bir nokta. 21. sözün 2. makamında, 1. merhem, 1. yarada mutezile ile alakalı orada vesvese bahsinde çok ince bir mesele söylüyor. Ayrıca 25. sözün 3. şulesinin 2. ziyasında diyor ki mutezile aklı nakle tercih ettikleri için işte şu hataları yaptılar. Orada onları anlatıyor. Ve en can alıcı izahlardan bir tanesi de elbette 26. söz kader bahsi. Çünkü kader dendiği zaman mutlaka mutezile ve cebriye ele alınır. Onların yanlışlıkları içinde ehl-i sünnet vel cemaatın
ölçülerine dikkat çekilir. Ve bir de lemalarda okuduk bunu. Bu 13. lemanın 5. işaretinde de geçmişti. Özellikle günah-ı kebiriyi işleyenin kafir olacağı veya imanla küfür arasında kalacağı noktasıyla bunu birkaç sohbet önce işlemiştik. Ayrıca işaratül i'cazda Maliki yevmiddin, o din kelimesinin izahında da Mutezile'nin bazı yanlış görüşlerinin, fikirlerinin tenkidi ve tasihi vardır. Ve en can alıcı izah da 30. sözün 1. maksadında, ene bahsinde, yani enaniyeti tahrik eden felsefe, felsefenin o akılcı yönüyle Üstad Mutezile'yi de iç içe ele almış ve böylece meselenin sakat olduğuna dikkat çekmiştir. Risalelerde belki daha çok yerde geçiyor. Bir nokta daha söyleyeceğim. Burası çok daha dikkat çeken bir yerdir. İşaratül İcaz'da. İnna Allahe la yestahyi en yadribe meselen ma ba'udaten fema fevkaha ayetinin tefsirinin olduğu yerde. Çünkü Cenab-ı Hak burada kendisi zaten Mutezile gibi düşünecek insanları bildiği için Allah ilmi muhitiyle Mutezile'yi bu yönüyle ayette zaten tenkit ediyor. Allah diyor, o zaman Efendimiz Aleyhisselam bir sinekten veya bir örümcekten misal verince, ya Allah, koskoca Allah örümcek ağıyla mı meşgul oluyor diye müşrikler itiraz ettiler. Bak Mutezile de öyle düşünüyor. İnna Allahe la yestahyi en yadribe meselen ma ba'udeten fema fevkaha ayeti kerimesi bu münasebetle nazil olmuştur. Ve Üstad burada bu meseleyi ele almış. 157. sayfadan itibaren ta diğer ayete kadar. Yani 167. sayfanın sonuna kadar 11 sayfa içerisinde burada bu Mutezile mezhebinin tenkidini yapmıştır. Kur'an-ı Kerim sinekten bahsediyor, ankebuttan bahsediyor, karıncadan bahsediyor, bal arısından bahsediyor. E bunlar zahiren baktığınız zaman adi şeyler. Müşrikler de diyor ki ya Cenab-ı Hak büyük, madem ki Allah azametiyle beraber böyle hakir şeylerden bahsetmeye tenezzül eder mi? Halbuki Ashab-ı Kemal bu gibi kıymetsiz şeylerden bahsetmeye tenezzül etmez, haya eder deyip haşa Allah'a karşı ayrı bir itiraz. Aynen Mutezile düşünce, müşriklerin düşüncesi. Ve işte onlara cevap olsun diye Cenab-ı Hak Bakara suresinin bu 26. ayetini bu münasebetle inzal buyurmuştur. İşaratül İcaz'da 11 sayfa içerisinde bu hususa dikkat çekilmiştir. Böylece değerli arkadaşlar, 7. işareti size bir tanıtmış oldum, çerçevesini çizmiş oldum. Ve şimdi burada iki tane mesele var, Mutezili görüş. Üstad sormuş, cevap vermiş. Ben sadece bugün bir tanesine temas edeceğim kısaca. Ve ondan sonra gelecek hafta ikinci şık soru üstünde duracağız. Bu mesele üstünde bir sohbet daha durmamız gerekiyor. 7. işaret. Mutezile imamları şerrin icadını şer telakki ettikleri için, bu daha önce geçmişti hatırlarsınız. Özellikle o sohbet içerisinde Ehriman ve Yezdan hakkında da heyetinize bir malumat sunmuştum. Yani İran dininde Ehriman şerleri yaratan tanrı, bir de Yezdan var, hayırları yaratan tanrı. Bunun üstünde felsefesiyle, tarihi durumuyla genişçe durmuştum hatırlarsınız. Şimdi oraya tekrar dönmek istemiyorum. Mutezile de aynen İran
o eski İran, Mecusi, Ateşkede dönemindeki inanca benziyor. Diyor ki Mutezile imamları şerrin icadını şer telakki ettiği için, Allah haşa şer yaratmaz, öyleyse şerleri Allah yaratmaz demek istiyorlar. İran Mecusilerle aynı. Küfür ve dalaletin hilkatini, yaratılışını Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'ı takdis ediyorlar. Allah büyüktür. Böyle yanlış, küçük, adi, basit şeylerle Allah meşgul olmaz. İşaret-ül İcaz'da az önceki soruyu tekrar okuyacağım. Evet, vaktaki Kur'an-ı Azimüşşan sinekten, ankebuttan misal getirdi. Karınca ile bal arısından bahsetti. Müşrikler, münafıklar, Yahudiler itiraz için fırsat bularak ahmakane dediler ki Allah azametiyle beraber böyle hasis, hakir şeylerden bahsetmeye tenezzül eder mi? Halbuki Ashab-ı Kemal bu gibi kıymetsiz şeylerden bahsetmeye tenezzül etmezler, haya ederler. Kur'an-ı Kerim bu ayet ile ağızlarına vurarak kapattı diyerek nasıl kapattığını alta doğru izahatı vardır. Ve ayrıca bir cümle daha söylüyor Mutezile. Güya onunla Allah'a takdis ediyorlar. Allah kusurlardan, eksikliklerden münezzehtir diyorlar. Bir cümle daha. Beşer kendi efalinin halikidir. İnsanlar kendi fiillerini kendileri yaratır. Hür olmak bunu gerektiriyor. Adaletli olmak bunu gerektiriyor diyorlar. Maturidi'nin yazdığı Tevhid kitabında, İbn Hazm'ın El Fasl fil Milel kitabında bu görüşleri zikretmişler. Hem derler, ikinci bir soru, bir günah-ı kebiri işleyen bir müminin imanı gider. İci Kitabul Mevakıf'ta İbni Ebil İz Şerhu Akidetü Tahaviye kitabında bu fikirlerin üstünde genişçe durmuş. Ne demişler? Bir günah-ı kebiriyi işleyen bir müminin imanı gider. Yani o zaman hiç imanlı insan kalmaz yeryüzünde. Çünkü Cenab-ı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek öyle günahı işlemekle kabili tevfik olamaz diyor onlar. Çünkü dünyada gayet cüz'i bir hapis korkusuyla kendini hilaf-ı kanun, yani hapse gireceğim diye her şeyden korkup da yanlış yapmayan insanlar cehennemden korkarak bir de böyle günah işleyemezler mantığını ileri sürüyor. Kanun her şeyden muhafaza eden adam ebedi bir azab-ı cehennemi ve Halik'in gazabını nazar-ı ehemmiyete almayacak derecede büyük günah işlerse elbette imansızlığa delalet eder demişler. Burada gördüğünüz gibi iki soru, hatta üç soru var. Üç soruyu tekrar edeyim. Bir, hasaise eşyayı Allah yaratmaz diyorlar, haşa. İki, kul kendi fiilinin halikidir. Kulun da fiili hasis olduğundan aynı cümle içinde, soru içinde değerlendirilebilir. Ayrıca da ele alınabilir. Ve bir de büyük günah işleyen imandan çıkar demeleri. Cehenneme mi gider? Hayır diyor bazıları. Cennetle cehennem arasında bir yerde kalır. Yani bunlar Mutezile'nin bazı görüşleri. Ama bugün Mutezile olmasa bile bu görüşte olan herkes ben ehl-i sünnet vel cemaatim dese bile aslında Mutezile'dir. Yani ehl-i sünnet vel cemaattan çıkmıştır. Fırak-ı dalleye girmiştir. El cevap. Birinci şıkkın cevabını verecek. Birinci şıkkın cevabından önce Mesnevi Nuriye'deki yeri bir okumak istiyorum değerli arkadaşlar. İ'lem eyyühel aziz. Zeylül Hubab'da 17. İ'lem. İnsanın zihnine bazen şöyle bir vesvese gelir. Der. Sen de adi ve böcek gibi bir hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem de semavat ve arzı yedi kudretinde, kudret elinde eline alan
Halik-i Zülcelal'e karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki seninle meşgul olsun? Bu vesveseye karşı şöyle bir hakikati düşünmek lazımdır. 1. İnsan gayrimütenahi aciz ve fakriyle beraber Cenab-ı Hakk'a imanıyla kudret ve gına ve izzetine mazhar olmuştur. İnsan aciz olsa bile fakat sanat noktasıyla kainatta, semavat ve arzda Allah'ın en muhteşem sanatıdır. Kainatın hülasasıdır. Allah bu kainat ağacını insan meyvesi için yaratmıştır. Benim ne değerim var diyebilir mi insan bu yönüyle? Ve ayrıca Allah cenneti ve cehennemi bile bizler için yaratmıştır. Allah'ın bütün esmasının odak noktasıdır. Kainatın ahseni takvimine mazhar bir varlıktır. Onun için kendi maddi cüz'iyetimize bakarak böyle düşünmemeliyiz. Mutezilerin bu görüşü doğru değildir diyor. Aslında insan duygularıyla da bütün kainatları içine alan basit değil, çok cami bir varlıktır. İşte bu mazhariyetten dolayı insan hayvaniyetten terakki edip halife-i zemin olmuştur. Mutezile'nin fikrini çürütecek çok kısa bir cümle. 2. Cenab-ı Hak ihate-i kudret ve azametiyle insanın duasını işitir, hacatını görür, semavat ve arzın tedbiri o insanı da düşünmeye mani değildir. Yani Cenab-ı Hak canım insanı düşünmez, insanın fiiliyle mi meşgul olacak deme. Yani aslında Allah'ın her şeyi yaratmaması Allah için noksanlıktır. Allah şerleri de yaratır ama şer olarak yaratmaz. Bunun izahı 12. mektupta geçmişti. Çok önemli bir yerde orası. Bir defa daha oraya bakın. Veya burada okumadık da 12. mektuba bakın. Şerri yaratmak şer değildir. Hasais dediğimiz şeylere, böcek, sinek, pislik, böcek, bok gibi bağışlayan şeylere gelince bunlar bize göre öyledir. Bize bakan yönüyle öyledir. Ama sanat noktasıyla pirenin midesi güneşten daha mükemmeldir. Onun için hakikat çekirdeklerinde iki cümle var. Pirenin midesini tanzim eden diyor, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. Tabire bak, hakikat çekirdeklerindeki madde pire küçük mü? Pirenin midesini tanzim eden, manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. Bir başka cümle, sivrisineğin gözünü halk eden, güneşi dahi o halk etmiştir. Yani güneş mi sanat noktasıyla daha muhteşem, sivrisineğin gözü mü? Bir pirenin hissetmesi, pire dağdan daha muhteşemdir aslında. Onun için bizim hasis dediğimiz şeyler, onlar bize bakan noktasıyladır. Ve onlar aslında hasis değil, diğerlerinin kemalatına hizmet ettiği için sonuç itibariyle sanat-ı ilahi yönüyle bizim çok muhteşem gördüklerimizden daha muhteşemdir. Bence pirenin midesi güneş sisteminden daha muhteşem bir şekilde tanzim edilmiştir. Bunların cevapları gelecek ve aynı zamanda dikkat buyurun tekrar ediyorum. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَدْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَ ayeti İşarat-ı Ricaz'daki 26. ayetin tefsirine de ayrıca bakmalısınız. Sual: Cenab-ı Hakk'ın cüz'iyat ve hasis emirler ile iştikali azametine münafidir. Bu da aynen burada geçen bir husus. Cenab-ı Hak azametli cüz'i işlerle, yani bir böcek yerde öldü, karıncanın midesi. Ya bunlar küçük işler. Allah bunlarla meşgul olursa azametine ters olur. Diyor Mutezile. Hasis emirler, hasis adi işlerle meşgul olması Allah'ın azametine münafidir. Sual bu. El cevap. O iştikal azametine münafi değildir. Bu insanların sapıklığıdır. Bize göre büyük bir adam küçük işlerle meşgul olmaz. Mesela vali gelip tuvalet temizlemez. Çünkü vali azametli adam. Halbuki büyük adamların büyüklüğü her şeyle meşgul olmasıyla ortaya çıkar. Bizde de böyle buna dikkat etmek lazım.
Yani ben büyük adamım, abiyim, böyle hizmetin küçük işlerle, o küçük işlerle uğraşmaktan işte büyüklük oradan geçiyor yani. El cevap, o iştikal azamete münafi değildir. Bilakis ademi iştikali meşgul olmaması azamet-i rububiyetine bir nakısadır, nakisedir. Her şeyi Allah terbiye ediyor. Rab ismiyle Allah pirenin midesini de terbiye eder, güneş sistemini de. Mesela şemsin ziyasından bazı şeylerin mahrum ve hariç kalması, güneş çıktı mı en küçük cam parçası da büyük deniz yüzü de o güneşe aynı olur. Ben azametliyim. Ben sadece büyük camlarda, büyük sularda aksederim. Öyle küçük camlara aksetmem demez güneş. Her şeye aksetmesiyle güneşin büyüklüğü ortaya çıkar. Evet, mahaza işte bununla beraber bütün şeffaf şeylerde görünen şemsin timsallerinin her birisi şems benimdir, şems yanımdadır, şems bendedir diyebilir ve zerreler ile şems arasında müzaheme yoktur. Bütün mahlukat, bakınız, zerre ile güneş arasında bir müzaheme yok. Güneş sisteminin dönüş şekli, sistemin hareket tarzıyla zerrenin içindeki nötron, protonun, çekirdeğin dönüş sistemi aynıdır. Kudret çekicini vurmuş güneş sistemi olmuş, aynı çekicini vurmuş, ondan da zerre ve zerrenin hareketi meydana gelmiş. Bütün mahlukat bilhassa insanlarda ferdi olsun, nevi olsun, şerif olsun, hasis olsun, ilim, irade, kudret itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mazhardır. Her bir şey, her bir insan Allah yanımdadır diyebilir. Bilhassa insanın zaafı, fakrı, aczi nispetinde Cenab-ı Hakk'ın kurbiyeti ve her şeyin Cenab-ı Hak'la münasebeti olmakla beraber o da münasebettardır. Ve gayri mütenahi az ve fakrı olan insan, gayri mütenahi kudret ve gına ve azameti olan Cenab-ı Hak'la münasebeti ne kadar latiftir. Takdis ederiz o zatı ki en büyük lütfu, en büyük azamette, en yüksek şefkati, en yüksek cebaruta ithal ettiği gibi nihayetsiz kurbu, yakınlığı, nihayetsiz buut ile. Biz Allah'a uzağız, buut, ama Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Nihayetsiz yakınlıkla uzaklığı cem edip zerreler ile şemsler arasında uhuvveti tesis etmiştir. Birbirine zıt olan bu şeyleri cem etmekle derece azametini bir derece göstermiştir diyerek bu mesnevideki eylem bu mevzudaki bütün sorulara cevap veriyor. Şimdi Allah hasis adi şeyleri yaratmaz. Bir de şerleri yaratmaz. Birinci şıkta bu vardı. Burasının izahı 26. sözde var. 12. mektupta da var. Fakirin YouTube'da mektubat serisi de var. O 12. mektubu oradan bulabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Değişik ulemanın da görüşlerini ele alarak çok geniş orada açıklandığını bulacaksınız. Süratlice okuyorum. Birinci şıkkın cevabı şudur. Birinci şık dediği, Allah şerri yaratmaz. Kul kendi fiilinin halikidir. Cevabı şudur ki, Kader Risalesi'nde izah edildiği gibi, halkı şer, şer değil. Belki kesbi şer, şerdir. 26. sözde var bu. Aynen farklı izahı 12. mektupta da var. Çünkü halk ve icat umum neticelere bakar. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddime olduğu için o şer dediğimiz şey bize bakan yönüyledir. Yoksa hilkat noktasıyla değildir. Mesela yangın oldu. Ya yangın, ateş şer mi yani? Ateşin yaratılması şer mi? Sen kendi iradenle onu kendine şer ettin. Evini sağlam yapmadın, selin geleceği yere yaptın, yıkıldı. O sel oldu, şer oldu. Hayır, öyle değil. Onun büyük nimetleri var. Kainatta, dünyadaki ekolojik denge içerisinde. Hiçbir şey şer değildir. Ya bizzat güzeldir her şey, ya neticeleri itibariyle güzeldir. Bunun izahı da kaynak veriyorum, okuyunuz. 18. sözün ikinci noktasında. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddime olduğu için o şerrin icadı
neticeleri itibariyle hayır olur, hayır hükmüne geçer. Mesela, misalden anlaşılacak, ateşin 100 hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar suyu ihtiyarıyla ateşi kendilerine şer yapmakla ateşin icadı şerdir diyemezler. Öyle de şeytanların icadı terakkiyat-ı insaniye gibi çok hikmetli neticeleri olmakla beraber suyu ihtiyarlarıyla ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlup olmakla. En şer şeytan. Ya Allah bu şeytanı niye yarattı? Ya şer değil o. Biz kendi hakkımızda şer yaparsak şer. Yoksa şeytan sayesinde biz imtihanı kazanıp Cebrail'i bile arkada bırakabiliyoruz. Şeytanın hikati şerdir diyemez. Şeytana mağlup olmakla şeytanın yaratılması şerdir diyemez. Belki o kendi kesbiyle kendine şer yaptı. Evet. Kesb yani kulun kendi iradesiyle kazanması mübaşereti cüz'iye olduğu için biz kendi cüz'i irademizle o işe mübaşeret ederiz. Kul kendi fiilini yaratamaz. Halik'i değildir. Hususi bir netice-i şerriyenin masarı olur. O kesb-i şer, şer olur. Şerri kazanmak şerdir. Ezberleyeceğini cümle bu. Şerri yaratmak şer değildir. Şerri kazanmak şerdir. Mesela bıçak ne kadar güzel bir nimet. Ama parmağını kesersen ya bıçak şer oldu diyemezsin. Sen kendi kazancınla onu kendine şer ettin. İşte Mutezile bu sırrı anlamadıkları için halkı şer şerdir. Çirkinin icadı çirkindir diye Cenab-ı Hakk'ı takdis için, Cenab-ı Hakk'ı kusurlardan, noksanlıklardan tenzih etmek için şerrin icadını ona vermemişler, dalalete düşmüşler. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi, bizim inancımız budur. Hadis bu, kaderin imanın bir rüknü olduğuna dair Müslim imanda, Tirmizi imanda, Ebu Davud sünnet bahsinde ve bil kaderi hayrihi ve şerri, biz böyle inanırız. Hayır da şer de Allah'tandır deriz ve böylece Ehl-i Sünnet bu meseleyi tevil etmiştir. Burada bir noktaya girerek bugün sohbeti bırakacağım arkadaşlar. Bu hasaisi Allah yaratmaz. Öyleyse hasis şeyleri Allah yaratmaz. Kulun kendi fiili de hasistir. İnsanın pisliği var. Vesaire çıkan kokular var insandan. Bunlar da hasis, adi şeylerdir. Allah bunları yaratmaz. Çünkü Allah noksanlıklardan münezzehtir. Allah böyle eksik, noksan, kusur, çirkin yaratmaz. Allah'ı tenzih etmek için Sübhanallah ile ilan ettiğimiz Allah'ı noksanlıklardan tenzih ettikleri için Mutezile hasaisi eşyayı Allah'a vermemiş. Şimdi üstad bir şey anlatıyor. Kaynak veriyorum. 29. mektubun 9. kısmı Telvihat-ı Tis'a Risalesindeki 7. telvih 4. nüktesinde. Evet, Allah hasaisi yaratmaz diyen sapıktır. Kul kendi fiilini yaratır diyen sapıktır. Hem de çok acayip sapıktır. Pek çok ayetle tenakuza düşer. Ama üstad diyor ki ben diyor hayret ediyordum diyor. Ehl-i sünnet ve cemaat üleması içerisinde. Bu Mutezile mezhebinin büyük imamlarından olan Zemahşeri var. Keşşaf tefsiri sahibi. Ehl-i sünnet ve cemaat demiş ki Zemahşeri ehli necattır. Mutezile'nin çok mutaassıp bir imamı olmasına rağmen Zemahşeri ehli necattır. Ahirette kurtulur demişler. Ama arkadan gelen İbrahim Nazzam gibi, Ali Cübbai gibi kimseler içinde bunlar metruttur, merduttur demişler. Çok ağır hücum etmişler. Halbuki aynı görüşü paylaşıyorlar. Ben diyor bunu senelerce düşündüm. Bir türlü çözemiyordum. Yani Zemahşeri de aynı şeyleri düşündüğü halde niye Ehl-i Sünnet ve Cemaat imamları İmam-ı Zemahşeri'yi müdafaa etmişlerdir? Sonra anladım ki diyor Zemahşeri'nin hasaisi Allah yaratmaz, tenzih-i ilahi için kul kendi fiilinin halikidir demesi gerçekten iyi bir niyetle
Allah'ı noksanlıklardan tenzih ettiğinden dolayıdır. Ama arkadan gelenler bunun yanlış olduğunu bildikleri halde sırf ehl-i sünnet vel cemaate ters olsun diye, sırf meslek ve meşrep taassubundan dolayı, böyle dediklerinden dolayı onlar metruttur ve merduttur diyor. Okuyorum, ehli dalalet ve bid'at fırkalarından bir kısım zatlar ümmet nazarında makbul oluyorlar. Ehli dalalet ama makbul. Aynen onlar gibi zatlar var ki zahiri hiçbir fark yokken ümmet reddediyor. Buna hayret ediyordum. Mesela Mutezile mezhebinde Zemahşeri gibi İ'tizal'de, Mutezililikte en mutaassıp bir fert olduğu halde muhakkikin ehl-i sünnet onun o şedid itirazatına karşı onu tekfir ve tadlil etmiyorlar. Hatta bizim sünni tefsirlerde hemen hemen her ayetin tefsirine Keşşaf da şöyle demiş, Keşşaf da Zemahşeri de şöyle demiş diye atıflar da vardır. Onun o şedid itirazatına karşı onu tekfir ve tadlil etmiyor. Belki bir rah-ı necat, kurtuluş yolu onun için arıyorlar. Zemahşeri'nin derece-i şiddetinden çok aşağı Ebu Ali Cübbai gibi Mutezile imamlarını merdut ve matrut sayıyorlar. Çok zaman bu sır merakıma dokunuyordu. Sonra lütfi ilahi ile anladım ki Zemahşeri'nin ehl-i sünnete itirazı hak zannettiği mesleği ile hak zannettiği mesleğindeki muhabbeti haktan ileri geliyor. Yani mesela Zemahşeri'ye göre tenzih-i hakiki onun nazarında hayvanlar kendi efaline halik olmasıyla oluyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ı tenzih muhabbetinden ehl-i sünnetin halkı efal fiilleri yaratma meselesinde düsturunu kabul etmiyorlar. Ama merdut olan sair mutezile imamları muhabbet-i haktan ziyade ehl-i sünnetin yüksek düsturlarına kısa akılları yetişemediğinden ve geniş kavanin ehl-i sünnet onların dar fikirlerine yerleşmediğinden inkar ettiklerinden merdutturlar deyip aşağıya doğru bu mevzuyu devam ettiriyor. Bugün ağır bir mevzunun üstünde durduğumuzun farkındayım. Ama bunlar bizim imanımızla alakalı olan şeylerdir. Bunları bilmezsek olmaz yani. Bunlar bizim dünyada para kazanmamızdan vesaire yapacağımız her şeyden daha önemli mevzulardır. Çünkü imanımızla alakalı, ahiretimizle alakalı şeylerdir. Evet, biraz inişli ve çıkışlı bir mesele oldu. Yedinci işaret. Sadece bir soru üstünde durduk. Gelecek hafta Cenab-ı Hak nasip ederse büyük günah işleyen imandan çıkar mı? Cehenneme gider mi? Cennetle cehennem arasında mı kalır? Mutezile'nin bu fikri üstünde Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın da görüşlerini esas alarak İnşallah enine boyuna durmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak güzel ifade ve istifadeye muvaffak kılsın. Bu ince sırları kavramaya muvaffak kılsın. Üstad bunları kaç yerde dağınık ama münasebet bulmuş, anlatmış. Biz bunları bu sıcak ortamlarda anlayamazsak herhalde bunun vebali büyük olur. Ahirette üstattan şefaat bekleyip duruyorken İtap görme tehlikesi de olabilir. Cenab-ı Hak irfanımızı imanımızla beraber ziyade eyleyerek hayatımızın sonuna kadar imanı billah ve muhabbetullah ufkunda yaşamaya muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin.